Türk basını ile ilgili sorumuz olacak olursa, Türk basınının şu anki durumu, sizin gözünüzden bunu, yorumunuzu alacak olursa. Şimdi Türk basının tamamını yorumlamak benim haddim değil açıkçası ama ben basın özgürlüğü diye. Benim kendi bulunduğum konumdan konuşursak eğer, biz burada ortak akılla bir şey yapmaya çalışıyoruz. Her gün burada toplantılarımızı yaparız, sabah ve akşam olmak üzere ve burada çok özel bir durum vardır. Özel durum şu, hani evlerin yatak odası özeldir ya, haber merkezlerinde toplantı odaları çok özeldir. Biz burada her şeyi tartışırız. Ama iş için tartışırız, kavga ederiz. Mesela biri der ki o haber girmeyecek, ben derim ki hayır girecek. Birbirimizi ikna etmeye çalışırız. Bunun için kavga da ederiz ama şuradan çıktığımızda arkadaşlığımız devam eder. Dolayısıyla ortak akılla bir şey yaptığınız sürece ekrana yansıması da güzel oluyor. Bizim özgürlüğümüz burada başlıyor işte, bu odada. Birbirimizle tartışarak ekrana bir şey yansıtıyoruz. Elbette bulunduğumuz kurumun hassasiyetlerini göz ardı edemeyiz. Onu da söyleyeyim. Çünkü her kurumun kendine has bazı hassasiyetleri vardır. Bu bir başka kanal için de öyle. Burası için de öyle. Dolayısıyla zaten orada çalışıyorsanız o kurumun şartlarını kabul ederek başlıyorsunuz çalışmaya. Eğer kabul etmiyorsanız da zaten çalışmazsınız. El sıkışır ayrılırsınız. Dolayısıyla da biz bu odada özgürce tartışıyoruz. Tartıştığımız şeyleri ortak akılda ekrana yansıtmaya çalışıyoruz. Bizim yöntemimiz bu.